13 Eylül, 19 Eylül. Değerli takipçilerim, değerli koç burçları, yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Günlük yorumları da dinlemek isterseniz sayfama gidiyorsunuz. Sayfamdan takip edebilirsiniz. Türkiye ve dünya gündemiyle alakalı noktalarda. Güzel bir hafta, uğurlu bir hafta sizlerin olsun diyorum. Ve koçlarla, muhteşem takipçilerimle başlıyorum. Koç burçları, çok güzel görüşmeler, uzun süredir iş bekliyorsanız ve işinizle alakalı yenilenmesini istediğiniz konularla ilgili masaya yatacak bir hafta. Doğru konumunuz, doğru hak edeceğiniz evrenin gerçekten sevincini yaşayacaksınız. Kendi alanınızda da uzun süredir yöneticilerinizle ilgili kaoslarınız varsa yavaş yavaş toparlanma, kendinizi daha doğru izah edeceğiniz bir haftanın verimliliğini alacaksınız. Farklı bir alana geçmek istiyorsanız da uzun süredir hayal ettiğiniz bir nokta varsa burayla ilgili acele etmeyin. Bulunduğunuz noktada güzel değişimler olacak ve bu değişimleri doğru yönlendirdiğinizde hem maddi anlamda hem de manevi anlamda da tatmin olacağınızı söyleyebilirim. Büyük bir kurumsal bir firmada üst düzeyinizle sorununuz varsa ödül alacaksınız. Ödülünüzde rütbe olacak gözüküyor. Şimdiden tadını çıkartın. İş bekliyorsanız ve uzun süredir işsizseniz ve iş mahkemelerinizle ilgili sonuç bekliyorsanız Eylül sonuna itibariyle daha rahat bir nefes alıp kendi haklarınızın iade oluşunu, mücadelesini ve sevincini yaşayacaksınız. Biraz daha beklemenizi uygun görüyorum. Hani işsizim ben, aynı evin içerisinde ayız, uzun süredir işsizseniz güzel iş imkanları söz konusu olacak. Yakın bir ahbabınız ya da yakın bir oluşum yaşadığınız bir insanın size iş konumunuzla ilgili bir hayır sağlayacağı ve bu kalıcı iş kapınız olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Ortaklı işiniz varsa ve ortaklı işten de memnun değilseniz ayrılık kararı, ama maddi olarak orayla ilgili alabilir miyim diyorsanız çok uzun süre parça parça paralarınızı alacaksınız. O yüzden doğru düşünmenizi ön plana atıyorum. Lütfen doğru düşünün. Ortağınız size parayı parça parça ödeyecek. Siz kendinize yeni bir sistem kurmak istiyorsun ve bu sistem için o parça parça paralar sizi mutlu etmeyeceğini söyleyebilirim. Kendinize mesela kıyafet üzerine, tasarım üzerine yeni bir oluşum yapmak istiyorsanız, kafe, restoran ya da takı, tasarım, dekorasyon tarzı işler yapmak isteyenler için, evet, sanal alemde düşündüğünüz fikirleriniz var. Kendi markanızı yaratabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için doğru bir zaman uyarısı veriyorum. Evli olan çiftlerimize geldiğim takdirde ailenizin ilişkinize karışmasından kaynaklanan ciddi problemler var. Özellikle ev hanımlarında şu isyan başladı. Senin ailenin benim üstümde hükmü değil, biz bir aileyiz, artık bu ilişkiyi, aileyi ayırma vakti karar içerisinde düşünüyorsunuz ama eşinizin o cesareti yok. Hatta eşinizin işiyle ilgili değişeceği noktalar var ama ev ya da aileyle olan düzen değişmeyecek, bunu bilin. Ama evinizi değiştirmek istiyorsanız biraz daha sabırlı olmanızı temenni ediyorum. Eğer siz ev hanımı iş bekliyorsanız, ev hanımları iş bekliyorsanız, sanki bu dönem değil, Kasım Aralık sizin için daha keyifli ve aydınlık olacak. Özellikle üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımız ya da üniversiteyi bitirdik biz işsiziz diyorsanız bu dönem Eylül ve Ekim arası sizin için şans kapıları var. Ve bu kapıları doğru değerlendirdiğinizde güzel iş imkanları hayatınıza gerçekleşecek. Yalnız bazı koç burçları tarım, organik tarım, hayvancılık ya da farklı alanlarda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu tarz imkanlar da var. Bunların üzerine gittiğiniz vakitte de hedeflediğiniz oluşumlar ve altyapısını kurma ve konuşmalar söz konusu olacak diyorum. Ve bunu düşünün, temenni ediyorum. Sanata meraklı olan gençlerimiz için de biraz daha eğitim, bu konuyla ilgili eğitiminizi, mesela tiyatro, müzik, sinema, bu tarz merakınız varsa eğitimlerinizi tamamladıktan sonra başarınız hayıra ve aydınlığa kavuşacak. Lütfen biraz eğitim konularınızı da tamamlamanızı istiyorum. Aşksız olan koç burçları. Evet, şu an geçmişe ait sindiremediğiniz öfkeniz ve çok fazla içsel kırgınlığınız olduğu için ilişkilere güvensizlik daha ön planda, ama geçmişe ait konuşmak istediğiniz kişi iletişime geçecek ama farklı ilişkiler teklifleri de alabilir. Değerlendirmenizi uygun olarak görebiliyorum. Söz ya da nişan düşüncesi olan bazı koç burçları için ailelerin bir araya gelmesi, tanışma, her iki tarafında aileyle buluşma ve olumlu bir süreç yaşayacağınızı
haritanız haftalık harita gösteriyor. Ama yapmanız gereken biraz inadı geride bırak, ilişkiyi de bütünleştirmek ve ani baskı tavrınızı geride tutmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bazı miras konuları olan, özellikle evli çiftler için miraslar, ailevi miraslardan kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve uzun süredir ailenizden beklediğiniz ev desteğine ilgili bir haber bekliyorsanız da bu haber bilhassa konuşulacak, ama yine ertelense de söz verilmiş eviniz size iade olacak diye uyarı veriyorum, verdim bile. Yalnız değerli koç burçları, uzun süredir satmaya çalıştığınız aracınız için teklifler var, değerlendirin ve özellikle ev yatırımı, bunu eve çevirmek isteyen koç burçları için doğru bir karar, evinizi bir an önce çözün istiyorum. Uzun süredir de hafta sonu ailenizle geçirmek istediğiniz planınız vardı. Bu hafta evin içerisinde ya da kendi başınıza kalacak ya da çekirdek ailenizle devam edeceksiniz. Ekstra seyahatleriniz gözükmüyor. Sadece yarım bıraktığınız eğitimle ilgili ya da kafanızda düşündüğünüz kariyerlerle alakalı bu hafta bol bol bunu düşüneceksiniz. Bol yürüyüş, bol egzersize ihtiyacınız var. Karın kaslarınızda hafif yağlanma, kas yerine yağlanma oluştu. Bunları toparlamamız lazım. Bir de yakın bir dostunuzun yapacağı bir olayda şaşkınlık yaratacak ve inanmayacaksınız ama size çok büyük bir desteği olacağını söylüyorum. Sağlık olarak orta kulak, boğaz enfeksiyonları ve alerjik sorunlarınıza dikkat ederseniz sevinirim. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.